Kıymetli dostlar, ben size bir soru sorayım. Bu sorunun cevabını bana değil, vicdanlarınıza vereceksiniz. Sizin kulaklarınız şarkı türkü dinlediği kadar Kur'an dinledi mi? Şarkı türkü dinlediği kadar Allah'ın ayetlerinin manasını dinledi mi? Sizin bu zamanki insanların kalbini etkileyecek kadar yalan haberlere zaman ayırdığı kadar Allah'ın gerçek haberlerine zaman ayırdı mı? Bu kalbi etkileyecek olan dinlemek, bu kulaklarla kalbe bir şey inecek, bu gözlekle kalbe bir şey inecek ki kalp etkilensin. Dersimin başından beri size okuduğum bu ayetleri eğer ömründe bir defa duyuyorsan, bu ayetle bir defa duymak için midir? O kadar etkilenirsin. Hiç duymayan insan hiç etkilenmez. Ne diyor Rabbimiz Fatır Suresi'nde? Onlar cehennemde feryat ederek şunu söyleyecekler. Ey bizim Rabbimiz, bu dayanılacak bir azap değildir. Bizi buradan çıkar. Biz yeniden imtihana tabi tut. Biz salih amellerle hayatımızı, bundan sonraki hayatımızı değerlendireceğiz. Mevla onlara cevap verecek. Tamam, sizin teklifiniz kabul edilmiştir demeyecek. Size işinizi yolunuza koyacak, cenneti kazanacak kadar bir ömür verdik mi vermedik mi? Nasihatleri dinleyip yanlışlardan vazgeçecek, tevbe edip işini yoluna koyacak kadar bir ömür verdik mi vermedik mi? Ayrıca uyarıcılar geldi mi gelmedi mi? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diye bir peygamber. Duydunuz mu duymadınız mı? Türkiye şartlarında, İslam ülkeleri şartlarında ezanı duydunuz mu duymadınız mı? Minareleri gördünüz mü görmediniz mi? Cami kubbelerini gördünüz mü görmedi? Bunlar ne işe yarar? Bunlar ne işe yarar? Neyi hatırlatıyor bunlar? Neden bunu düşünmediniz? Binanın bodrumundaki kahveyi, kumarhaneyi buldun. Ne minaresi var, ne kubbesi var. Onu buldun. Kocaman minaresi olan camiyi neden görmedin? Kocaman kubbesi olan şehrin merkezinde herkesin gözüne batan camiyi niye görmedin? Yanından geldin, geçtin, geldin, geçtin. Burası gelme geçme yeri midir kardeşim ya? Cami Müslümanların birleştiği yerdir. Cami Müslümanların ibadet için, sevişmek için, kardeşle kucaklaşmak için, birlik ve beraberlik için toplandığı yerdir. İmanlarını güçlendirecekleri, Allah'a beraberce secde edecekleri yerdir. Şimdi cehennemde ne kadar feryat ederse etsin yarın ahiret. Allah'ım bize bir ömür ver de, efendim biz dünyada yaptığımız gibi yapmayacağız. Kale alınacak mı? Bunu ben söylesem bir anlam ifade etmez. Ben söylesem bir anlam ifade etmez. Ama Allah diyor ki ben kale almayacağım diyor. Kale almayacağım diyor. Ne dersin, Allah haşa yalan mı söylüyor? Bizi korkutmak için mi söylüyor?